Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Proton için reklam teklifi aldık ve onun reklamı için İstanbul'a yolculuk yapacağız. Onun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Proton aracım çok tutuldu ve reklam teklifimi aldım. Ve sizler için ve Proton'un temsili için İstanbul'a gidiyorum ve reklam çekimimizi yapacağız. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoların altına yorum yazarsanız sevinirim. Birazdan yolculuğumuza başlayacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Ben Uşak'tan İstanbul'a reklam çekimi için geldim. Şu an İstanbul'dayız. Perşembe günü yola çıktım. Akşam üzeri falan geldim. Biraz yol trafik vardı. Ondan dolayı. Gerçekten İstanbul arkadaşlar bir akşam üzeri trafik olan, gerçekten doğru yani bu. Yollar geniş olmasına rağmen yine aşırı şekilde trafik var. Yani gelecek olursanız bilin ki trafikten şey olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya anladığım kadarıyla bir sigorta şirketi reklam vermiş. Ve onun için arkadaşlar bizi tercih ettiler, sigorta şirketi. Burada ben Proton'u, aracımı teklif yaptılar. Evet arkadaşlar, reklam çekimi için öncelikle aracımızın tamponu sökülecek. Onun için İstanbul'daki Tuncer Koçak abimizin yanına geldik ve bizim aracımızın tamponunu sökecek, işte farlarını sökecek ve reklam çekimimize gideceğiz. Öncelikle burası arkadaşlar Proton servisi İstanbul'daki Tuncer Koçak abimiz. Merhaba. Tuncer abimiz Proton araçlarla uğraşıyor, tamirhanesinde. Tuncer abimizi öncelikle tanıyalım. Abi neden bu Proton araçlarla uğraşıyorsun? Neden başka bir araçlar değil? Kendine başka. Neredesin öncelikle? Öncelikle Nevşehir'deyim ben. Nevşehir Kozaklı'yım. Nevşehir Kozaklı abimiz. 98 yılından beri aşağı yukarı Proton'a biniyorum. Türkiye girdiklerinden ben de. O gün bugün Proton'a aşikar olduk. Yani sevdalısıyız, ailecek yani, bir tek bende, oğlumda da vardı, bende de vardı. Böylelikle insanların mağduriyetini gördükten sonra ben Proton'a yöneldim. Tamir işlerini de yapmaya başladım. Böylelikle insanlarla kaynaşarak Proton sevdası gün geçtikçe bizim için büyüdü. Daha önceki aracın neydi abi senin? Daha önceden... İlk aracın neydi? İlk aracım Burak Bey'di ya, eski, Burak çok eskiydi o. Ondan sonra... Peki abi, bu araçlar neden tutulmuyor? Hani insanlar hep böyle tutuluyorlar. Ya şu anda Türkiye distribütörünün zayıf oluşundan kaynaklı. Ayansa bir tane ayansa. Fadırlak yüzünü Türkiye'ye getirip de bozdu. Sonra yani tekrar... Arkadaşlar burada aracın asla bir suçu yok. Yani bu getiren arkadaşta var suç. Tamam, Fadırlak Gündüz. Temin edebiliyorlar mı? Ya onlar temin edemiyor ama biz kendi bünyemizde iyi kötü Türkiye'de yurt dışından bağlantıları koyarak parçalı temin ediyoruz. Yani bir sıkıntımız yok. Ona kadar Proton'la alakalı bir parça sıkıntısı görmedim, çekmedim de. Arkadaşlar ben de 2 senedir bu Proton Gen 2'ye biniyorum. Parça sıkıntısı asla ilk zamanlar çektim ama tabii tanıyamadığımdan dolayı. Sonra zamanla hani tanıdım aracı, ne gerekirse internet üzerinden buldum. Gerekli arkadaşlara ulaştım Facebook üzerinden. Hani bu şekilde aracın malzemelerini temin etmek mümkün. Hani alırken falan korkmanıza gerek yok. Gayet konforlu bir araç, full özellikleri bakımından hem ucuz. Yani alırken korkmayın arkadaşlar öncelikle. Ustam şey yapalım, tamam. Tamponu sökmeye başlayalım. Tamam. Hemen şimdi. Bu arada aracın kaput açma kolu arkadaşlar sağ tarafta. Çok enteresan yapmışlar bu arada. Bu arabayı yetiştirecek de. Güzel bir şekilde arkadaşlar aracımızın tamponunu sökeceğiz. Sigorta reklamı için, yani bu aracı kazalıymış gösterecekler. Sanırım sigorta şirketi kapakta kullanacak kendi reklamında. Onun için bize ustamızı tavsiye etti. Zaten biz ustamızı tanıyorduk. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Şimdiye kadar her şey gayet güzel gitti bu arada.
İnsanın aklına bile gelmezdi değil mi usta? Hani protonu hayır, bir reklamda hayır. Kullanacağız. O yüzden arkadaşlar yani biz çok mutluyuz gerçekten. Şu anı aradı da ben şoka uğradım. Böyle çekim için proton deyince kendim bile tuhafa geliyorum. Türkiye'de en son protona sıcak bakalım. Tabii ya yani bir... Evet. Zaten usta reklamlarda var ya. Ne soracak? Reklamlarda zaten var ya böyle hani nerede şey araçlar var mesela eski Cadillac'lar var usta. Evet. Hani piyasada zor bulunan araçları reklamlarda kullanırlar ya. Aynı o gibi ya. Evet ustamız gayet özverili bir şekilde malzemelerini söküyor. Gayet zaten yani kolay gayet. Evet. Tuncer ustamıza ayrıyetten çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Bizimle ilgilendi. Ve ben geleceğim diyordum ustamın yanına. Bir türlü tabii mana bulduk ve geldik sonunda. İnsanın her zaman olan bir şey değil bu. Fırsatlar geldi mi arkadaşlar? Siz de bu şekilde değerlendirin. Asla hayır demeyin.